Abdülkadir Selvi 24 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu kutladı. Bay Kemal'in adaylığı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelenen mitingini izlemek üzere bir hafta içinde ikinci kez Diyarbakır'daydım. Erdoğan gelmeden önce Diyarbakır'ın sokaklarını, caddelerini gezdim. Mitingin yapıldığı istasyon meydanında Halkın arasına karıştım. İzlenimlerimi aktaracağım. Ama önce Sivas'ta neredeyse Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu için Erdoğan'ın ilk değerlendirmesini aktarmak istiyorum. Erdoğan, "Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Bay Kemal gibi bir adayı görmekle nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz." dedi. Sıcağı sıcağına bu değerlendirmeyi aktardıktan sonra Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinden izlenimlerimi yazıyorum. Diyarbakır kıpır kıpır. Diyarbakır'a eski havaalanının olduğu yerden bağlardan giriş yaptım. Sokaklar, caddeler miting meydanına doğru akıyordu. Kavşakta kadınlar ve gençlerden oluşan heyecanlı bir grup Erdoğan'ı bekliyordu. Kalabalık caddelerden ilerliyor, Şehitlikte de canlı bir grup karşılamaya hazırlanıyordu meydana ulaştığımdaysa hınca hınç dolmuştu. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bitin kalanına gelene kadar izdihamdan yollarda durup konuşma yapmak zorunda kaldı. Erdoğan'ın Diyarbakır mitinglerinin birçoğunu izledim. Erdoğan en kalabalık ve en canlı mitinglerinden birini yaptı. Pankartlar. AK Parti bitti diyenlerin Diyarbakır'ı görmesini isterdim bu millet Erdoğan'ı seviyor. Cumhurbaşkanı kürsüye çıktığında istasyon meydanı coşkudan yıkılıyordu. Erdoğan meydanların nabzını çok iyi tutan bir lider. Özal'ın, Demirel'in, Ecevit'in mitinglerini izledim. Bunlar hitabeti güçlü liderlerdi. Meydanı sallarlardı. Erdoğan'ın miting performansı da çok güçlü. Meydanın nabzını eline alıyor, on binlerle konuşuyor. Erdoğan konuşmasına biz Diyarbakır'ı özledik. Görüyorum ki Diyarbakır'da bizi özlemiş diye başlayınca meydanda tezahüratlar yükseldi. Konuşmasına meydana açılan altılı masa size buradan bir mesajımız var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz pankartını okuyarak başladı. Bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler ama bilmiyorlar ki gönülden gönüle giden bir yol vardır. Biz gerekirse serden vazgeçeriz ama Diyarbakır'dan vazgeçmeyiz dedi. Tabii meydandan alkışlar ve sloganlar yükseldi. Diyarbakır'ın rengi. Erdoğan, Diyarbakır anneleri üzerinden insan hakları savunucularına yüklendikten sonra sözü Diyarbakır'a getirdi. Diyarbakır'ın rengi terör değildir, Kültür Festivali de gösterdi ki Diyarbakır'ın rengi PKK değildir. HDP'nin sapkınlıkları değildir. Diyarbakır'ın rengi kardeşliğimizdir diye konuştu. Diyarbakır'da seçmeli derslere Kürtçe öğretmeni atadıklarını açıklayınca ve bir dönem işkenceleriyle ünlü Diyarbakır cezaevinin müze olmak üzere Kültür Bakanlığı'na devredildiğini söyleyince meydandan alkışlar yükseldi. Erdoğan meydana açılan pankartların üzerinden siyasi mesajlarını vermeyi sürdürdü. Reis, sen paradan 6-0 attın. 2023'te biz atacağız pankartını okuyup, Diyarbakırlılardan 2023 seçimlerinde altılı masaya ders vermesini istedi. Erdoğan konuşmasını bitirene kadar kimse meydanı terk etmedi. Erdoğan Diyarbakır'da kendi tabiriyle 70 bin kişiye seslendi. Gençlerle buluşma. Mitingden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gençlerin buluşmasına geçtik. Erdoğan gençlerle buluşunca başka bir formata geçiyor. Zaten kendisi de ben de gencim. Çünkü gençler sizinle yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil dedi. Salona delalım şarkısıyla giriş yaptı. Diyarbakır'a uyarlanmış rap şarkısının da ritmiyle gençler yerinde duramıyordu. Ünlü sanatçıların seslendirdiği Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısından uyarlama pankartı açtılar. Gençler Erdoğan'ı Allah'ına kurban Tayyip Erdoğan tezahüratıyla karşıladılar. Erdoğan da onlara Allah'ınıza kurban gençler diye karşılık verdi. Kürtçe hoş geldiniz. Erdoğan'a Batman'daki buluşmasında genç bir kız Kürtçe hoş geldiniz demişti ilk olmuştu. Diyarbakır'da da genç bir kız, Kürtçe ve şiveli bir şekilde yürekten hoş geldiniz deyince salon coştu. İnsanın ana dilini kullanması bir başka güzel oluyor. Hele bir de Diyarbakır'da. Erdoğan gençlerle buluşmasında Sezai Karakoç'tan şiir okudu. Allah'ı var güzel okudu. Ahmet Kaya ile anılarını anlattı. Pınarhisar cezaevine gitmeden önce 7 Kule'de düzenlenen toplantıya Ahmet Kaya'nın da katıldığını ve şiir okuyanların cezaevine girmediği bir Türkiye'nin özlemini yaşıyoruz dediğini aktardı. Gençler Erdoğan'a muhafazakar devrimci kavramını sordular. Bu tanımı benimsediklerini belirttiler. Erdoğan onlara Nuri Pakdil'in kitaplarını okumalarını tavsiye etti. Başörtüsü sorusu. Dicle Üniversitesi'nden başörtülü bir öğrenci, CHP'nin başörtüsü teklifini sordu. Erdoğan, o dönemlerde başörtüsüne bez parçası diyen Bay Kemal, şimdi bu işi çözeceğiz diyor. Biz de sıkıysa anayasa değişikliğini yaparak yolumuza devam edelim diyoruz. Zaten yasal olarak sıkıntı yok. Bir de anayasa değişikliği yapalım, yolumuza devam edelim istiyoruz diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığını tebrik etti. Bir genç Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini değerlendirmesini istedi. Cumhurbaşkanı önce "Bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı?" dedi. Ardından sözü Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta Kanal 58 televizyonuna yaptığı açıklamaya getirdi. Kılıçdaroğlu Kanal 58'de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. O nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım diyerek Cumhurbaşkanı adaylığını neredeyse ilan etti. Erdoğan da bu açıklama üzerine bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye Bay Kemal gibi bir adayı görmekle nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz. Bizim bir sıkıntımız yok dedi. Bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak. Gerçi Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığını çok istiyor. Hayatını ortaya koymuş durumda.